Yemek Sepeti'nin katkılarıyla hazırladığımız Ortaya Karışık'tan herkese merhabalar. Her hafta olduğu gibi ben Alp Özgen, Orhan Uluca ile karşınızdayız. Everything little little into the middle yapacağız. Ve Ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmezi Ezogel'in namı diğer mercimeğin kardeşi. Mercimeğin kardeşi. Vallahi ben iftarda çok severim bunu. Sahurda da güzel gider. Çorba... Ben her türlü yerim. Her şey türlü yerim diyorsun. Hayır, ben de her türlü yerim. Ayrım gözetmem. Şimdi hani konsept itibariyle Ramazan ayında olduğumuz için. Evet, başlangıçta Futbol Federasyonu'ndaki sıcağı sıcağına depremi konuşacağız. Bayağı hareketlendi ortalık. Nihat Özdemir istifa etti. Ulenberg'in gerçekten çok net ve sert mesajları var, açıklamaları var. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu zaten tahkimden bir gol yemişti. Üzerine Ulenberg'in açıklamalarıyla artık bu iş kişisel mi, ne oluyor, nereden çıkıyor, bunları biraz konuşmak lazım. Yeni federasyon başkanı kim olmalı konuşuluyor. Nereden başlayalım? Yani şu an çok ciddi federasyonun içinde bir deprem var. Yani olsun. Olması gerekiyor. Yani zaten Orhan, ben not aldım. Yayın gelirlerinin kulüplere adaletsiz dağıtılması, kurun fixlenmesi ve sonradan bedelin düşürülmesi, yabancı sınırlaması habire değişen ve arka arka gelen skandallar, milli takımla ilgili problemler, Covid protokolünün hatırla geçen sene çok konuştuk, yanlış uygulanması, adalet sorgulaması, hakem atamaları, geç bile kalmış bir istifa bir yandan baktığında. Ya, bence şimdi neresinden tutsak elimizde kalacak bir durum var. Yani en son süreç yayın ihalesi. Dijitürk'e sorsan, örnek vereyim, yayıncı kuruluşa sorsan haklı. Haklı tabii. Saray Medya'da tamamen haklı. O da haklı. Aynen. Herkesin haklı olduğu ve federasyonun haksız olduğu bir anlaşma yapılabilir mi ya? Yapılamıyor. Bu işin, bu işin zaten hani sonucu. Asıl büyük zarar, mesela 500 milyon euro tabii ki çoktu. Türkiye futbolu yani biraz suniydi belki ama 300'den, 200'den, 250'den aşağı değil. 150 milyona kadar düştü işler. Aynen. Futbolun kaybettiği değer. Ülke sıralamasında ilk yıllar sonra ilk 15'in dışarısındasın. Avrupa'da bak, FIFA'da 45'lerdesin değil mi? Aynen. Benim bildiğim 43.yüz FIFA'da. Aynen. Avrupa'da kaç tane, 5 büyüklükten bahsediyorsun ama 18 ülke senden daha iyi durumda. Tabii. Yabancı sınırlaması desen keza aynı şekilde. Ben bu hakem tartışmasının kim gelirse gelsin devam edeceğini, bunun bir kültürel olarak içimizde halletmemiz gereken bir sorun olduğunu düşünüyorum ama sonuçta tüm bu tartışmaları yönetme biçimi de enteresan. Nereden bakarsak bakalım, Türk futbolu son dönemde yaşadığı kaostan çok ciddi bir şekilde değer kaybetti. Bak, her türlü değer kaybetti. Büyük kulüpte çok ciddi problemler yaşıyor biliyorsun. Türk futbolu ciddi problemler yaşıyor. Türk milli takımı. Dünya Kupası'na en son gittiğimizde işte 2002'ydi. Aynen. Yani 20 yıl geçti. Abi. 20 yıl geçti adam. Aynen öyle. Ve Avrupa'ya da öyle bir şey sistem getirdiler ki yani 30 takımın 28'ini neredeyse alıyorlar şampiyonaya. Ve orada da sonuncusun. Evet. Açık ara sonuncu oldun. Kulüpler düzeyinde de Avrupa kupalarında. Kulüpler düzeyinde de aynı şekilde. Yani B takımlarının kadarının gençlerin yetişmesinde bir sürü problemli durum var şu anda. Ben artık İşte alt liglerin oynanmaması, rezerv liglerin oynanmaması. Yani neler neler ama şunu söyleyeceğim. Bu sonuç sürpriz değil ki. Niye şaşırıyoruz? Geç kalmış bir yer. Hayır. Nihat Özdemir. İş adamı olarak tartışmıyorum. Tanımam etmem karakter olarak da tartışmıyorum. Siyasi olarak, başka bir şey olarak tartışmıyorum. Kim gelirse gelsin Nihat Özdemir'in futbolu iyi bir şey yapma olasılığı ne? Çok iyi danışmanlarla belki. Türkiye Futbol Federasyonu'nun başındaki özel bir kurumun başında neden futbolla ilintisi olmayan, sadece bir yatırım aracı olarak futbolu gören insanlar geliyor? Bu sadece Nihat Özdemir üzerinde sormuyorum. Daha aslında önceden. Nihat Özdemir'den tut, kulüp başkanlarına kadar tut, bu kadar altyapısı olan aslında. Şimdi bu kadar futbolla yatıp kalkan bir ülkeyi, bir kulübü, bir şeyi bu kadar rezil etme durumu çok da şaşırtıcı bir durum değil. Tabii. Yani Nihat Özdemir şey gelecek, X Federos X gelse, gene bu tipte birisi gelecekse. Başka bir sanayici mesela bu sefer. Ne fark edecek ki? Tabii. Ne peki fark bir şey diyeceğim, ben şunu anlamıyorum. Şimdi kulüplerde biraz para ihtiyacından dolayı iş adamlarına, sanayicilere, para federasyon babalarına ihtiyaç. Ama federasyonda niye böyle bir şey olsun? Yani futbol federasyonu zaten öz kaynakları fazla olan bir yer. Yani çok ciddi sponsorları var, çok ciddi devlet katkısı var, çok ciddi
işte şans oyunlarından, oradan buradan her yerden pay alıyor. Federasyonun başına niye bir para babası gelmesi lazım? Niye bir müteahhit, bir sanayici, bir medya patronu gelmesi lazım? İşte getirin Hamit Altıntop'u, en tepeye koyun. En kötü yapacağı iş Hamit Altıntop'u federasyon başkanı olarak. Diğerlerinin en iyi yapacağı işten iyidir. Evladır. Bak. Bir kere bir yönetim kurulu yapar. Futboldan anlayan ve futbolun içindeki insanlardan oluşan bir yönetim kurulu yapar. Ya bak bir şey söyleyeyim. Aşar diyenler var. Hamit'i aşar mı federasyon başkanı? Neden aşsın ya? Neden aşsın? Ne sanıyorsunuz yani? Nihat Özdemir'i nasıl aşmıyor? Asıl konuşmamız gereken konu bu. Nasıl Nihat Özdemir'i veya benzer kalibredeki adamları Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye futbolunu yönetmek aşmıyor? Neden aşmıyor? Senden benden daha iyi bilme ihtimali yok. Yok tabii. Yani benim çözemediğim konu bu. Yani kulüplerin nasıl yönetildiğini çok yakından görmüş bir insan olarak söylüyorum. Bakın başkanlarla da çalışmış. Büyük paraların nasıl kolay kararlarla üzerine hiç düşünülmeden çarçur edilebildiği ihtimali ben çok iyi gördüm. Denetlenmenin olmadığı yerler oraları. Aynen. Yani karar verici olarak büyük adam götürüyorsunuz ama kendi parasının kararını vermiyor adam. Hele ki TFF'deki parayı düşünün. Tabii. Yani bunu doğru şekillendirebilirse o kadar güzel şeyler yapılabilir ki bu ülkede. Bu ülkenin en zengin kurumlarından birisidir TFF. Tabii. Aynen öyle. Ve tek yapması gereken doğru bir plan, proje çok da zor değil. Ne olacak şimdi? Çok şimdi, hızlı bir seçim olacak bak, o zaman. En başta bak oraya gelmeden önce bir şey daha söyleyeyim. Şimdi Ulenberg'in açıklamalarını gördük. Tabii. Ben bu konu hakkında çok konuşmadım bugüne kadar. Hayatımda Türkiye futboluna çok saçma şeyler gördüm. Böyle ağır saçmalığı ilk defa görüyorum. Tabii Ulenberg de diyor ki zaten hayatımda ben böyle bir şeyle karşılaştım. Böyle bir saçmalık. Bak şuna ses çıkaramıyoruz tamam artık ben çünkü sinir bozuyor. Gerçekten günlük hayatım sinir krizlerine falan geçmesini istemediğim için daha sakin, daha iyi bir hayat yaşamak istediğim için bu konu üzerine konuşmak istemiyorum ben. Dünyanın neresinde olursa olsun senin en kariyerli futbol insanlarından birisi Cüneyt Çakır. Net. Bak en kariyerli. Net. Şampiyonlar Ligi finalini buradan yetişme bir insanın kendi kişisel bireysel performansla ulaşması bu Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi finali oynaması gibi Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın ya da diğer kulüplerin. Şimdi Fırat Aydınus yine en iyi hakemlerden birisi. Oradaki pek çok hakem için aynı şeyi söyleyebiliriz. Böyle bir karar verildiği andan itibaren tamam mı? Bunun bir açıklaması olmadan böyle bir karar verme şansınız yok. Bir gerekçe nasıl göstermez? Böyle bir şey yok yani bu kararlar verilebilir gerek yok. Ulenberg de ona deliriyor zaten. Böyle bir İlk onu demiş Ferhat Gündoğdu'ya demiş ki ya böyle bir karar alıyorsun ben kesinlikle desteklemiyorum ama bunun bir gerekçesi olması lazım. Gerekçe nedir? Hem gerekçesi olması da yeterli değil. Kamuoyuna açıklayabileceğimiz kamuoyundan kabul görecek bir gerekçe olmak zorunda. Yani, gerekçe yok orada. Bir de bu mesele artık herhalde tamamen kişisel bir mesele. Bilmiyorum yani bunun altyapısını. Şimdi Cüneyt Çakır'ın Dünya Kupası'na gitmesinin önünü de kesiyorlar. Yani İsviçre'den teklif geldi. Evet, onun da önünü kesiyorlar. Ben bunu anlamıyorum. Bu gerçekten... şey mi? Kan davası mı abi? Bu nedir yani? Ben anlamadım. Böyle bir hakkınız mı var ya? Nasıl önüne geçersin yani? Bırak. Madem öyle adam rekor kıracak, bir ülke insanımız rekor kıracak ya. Ya bu gerçekten buna izin verilmesi, sonuçta bunu federasyon destekliyor. Nihat Özdemir bugün istifa ettiyse bu hakemlere de çok hızlı bir şekilde her şeyin yerinden verilmesi gerekir. Aynen. Yazık günah yani. Düşmüştür zaten artık. Ama sen, ama bir şey söyleyeceğim. Ferhat Gündoğdu ne bekledi hayatında çok merak ediyorum. Yani şey mi bekledi? 14 tane hakeme alaşağı ediyorsun ki birisi... Üst üste Dünya Kupası'na katılmalıyla rekor kuracak birisi, keza en iyi hakemlerimizden birisi. Hepsi sayısız, hiçbirinin suçu yok. Bak, bu aslında bir adli suça bile girer. Neden biliyor musun? Girer tabii abi. Sen bu insanlara bu hamlelerle üzerine şaibe ekledin. Aynen. Üzerine bir suç, siz suçlusunuz dediniz. 10 ay daha bekleyemem, yeni sezona bekleyemem, siz bu ligi kirlettiniz dediniz. Yani bunu başka bir ifadeyle diyemezsin. Aynen. Ya bu buna yapılmasının federasyon zaten bunun izni olmadan bunu yapması mümkün değil. Yani insanın aklına o kadar çok soru geliyor ki. Mesela bunun sayısız yani geliyor. Bu adamlara talimat verildi de red mi ettiler? Yani çıkıp bir hakem çıksın konuşsun ya. Vardır bir şeyler bunun altında yani. Ne abi, oldu da yani bu 14 tane yani bir tane iki insan, tane değil ya. Diyelim ki böyle bir şey yapacaksın değil mi? Yani şimdi biz atıyorum seninle ben 5 gün çalışıyorum ve seninle bundan sonra çalışmayacağım. Ya 5 gün çalıştığımın hatırına, sana Cüneyt Çakır'ın kazandırdığı sayısız başarının hatırına gelirsin, davet edersin federasyon binasına dersin ki Alp böyle böyle, böyle bir karar alıyoruz. Yani bunu yapacağız, bunu yapacağız. Siz de yoruldunuz, biz de yorulduk falan.
adamlar internetten öğreniyor ya bu haberi. Bu dünyanın neresinde görülmüş böyle bir şey? Rezalet. Ben sana rezaletin beni bin para, MHK'nin, federasyonun komple gitmesi gerekir ama asli sorunumuz da o değil. Bu en uça çıkan bir sorun. Tabii. Yani nice MHK'ler gördü bu Türkiye futbol dünyası. Ama böyle rezilini ilk defa gördü. Böyle ben sana bir şey söyleyeyim. Bunun kötüsünü ilk defa gördü. Çünkü böyle, pardon, böyle tartışmalı olanını ilk defa gördü. Bence tartışmasız bir rezalet de. Orhan, bunun arkasından başka şeyler çıkacak. Ben öyle hissediyorum. Kesin. Çorap söküğü gibi ne gelecek yaptı, bunun arkasından. Borç verdiğinde alamadın mı arkadaşım? Yani nedir ya? Bir şey var bunun arkasında. Bir şeyine mi laf söyledin? Neyine alındın? Göreceğiz. Gerçekten burada gerekçe koymadığınız sürece onu gerekçelendirirler. Ve zaten aynen öyle. Zaten hakemler üzerinde var olan gereksiz bir tartışmanın baskı var, inanılmaz. Baskının 10 kat yukarıya. Şimdi birisi suçla sacına çakır, ne diyorsun? Tabii. Aynen öyle. Bak zaten var ya böyle her başta hakem konuşmayı seven tipler. Yenildi mi hakemden yeniler. Şimdi gelir onlar der ki bak ben demedim mi, gördün mü? Dese haklı. Aynen. Bu kadar üst seviye bir hakem ancak onur kızartıcı bir şey yapması gerekir bu seviyede. Ve 14 tane lige, adamdan. Lige bu kadar az bir zaman kala bitimine. Ya var, bunun arkasından bir şeyler çıkacak. Hadi göreceğiz. Bakalım ama Beşiktaş'ta bu arada Trabzon maçının tekrarı için yani kural hatası başvurusu yaptı. Onu ileride Bundesliga bölümünde konuşacağız. Çünkü Bayern Münih'te Freiburg'la oynanan maçta bir şey benzer bir olay yaşandı. Orada kural hatası var mı yok mu, onların hepsini beraber konuşalım dedik. İstersen noktalayalım, ara sıcağı geçelim. Ara sıcakta devam ediyoruz. Ara sıcakta kısır var. Bu da kısır deyince de benim aklıma hemen annem gelir. Günlerin biliyorsun, kadın günleri. Çocukken böyle arada bize gelirlerdi. Geçen arada günlük annem götürürdü. Abi sırf o kısırlar, kekler, börekler için annemin gününü kovalardım ben ya. Abi daha yeni izledim biliyor musun? Güldür Güldür diye bir skeç yapmışlar. Günle ilgili yine. Evet. 4 tane misafir işte izledim onu ben de. 4'ü de farklı kısır getiriyor. İzledim. Efsane. Evet, ara sıcakta Premier Lig ve Serie A'daki Scudetto yarışını, şampiyonluk yarışını konuşacağız. Premier Lig'de ağırlıklı olarak Orhan, sözü sana bırakacağım. Çünkü bu hafta sonu ben hem Serie A anlatmaktan hem Serie A izlemekten Premier Lig'e çok bakamadım. Sadece dün Palace Arsenal maçına biraz baktım. Oradan dönüşümlü Milan maçından. Oradan başlayalım istersen. Ya enteresan bir şey var ya Selhurst Park'la ilgili. Dün çok düşündüm maç izlerken. Yani 25 dakika izin vermedi şeye. Yani o 2-0 öne geçti ama öyle bir bastı ki ya burada Arsenal mı? Arsenal Palace maçında şey Crystal Palace. Hı hı. Arsenal Palace maçında ben o maç için söylüyorum. Taktik, teknik, aha B konuşmuyorum. Çok formda bir Arsenal normalde. Niye evet, son dönemde. Ama şeye de 0-0 City'ye de puan bıraktırdı. Burada da puan aldı. Şimdi Patrick Vieira var. Bir 5-6 yaş geçmiş bir takım var. İşte Kelecilerde. Tabii ki hala Ayev'ma var ama Ayev Zaha olsa da en nihayetinde Mateta var tanıdığımız buradan. Aynen. Attı golünü de. Şunu söyleyeceğim mesela. Bence bazı kulüplerin özünde bir şey olduğunu inanıyorum ben. Şimdi Roy Hudson önde basan bir şey değil. Geride bekleyen. Sabit. Daha çok savunma futbol oynatan. Çok bilinçli oynayan. Ama her zaman zor olan bir takımda. Hatta Manchester City'nin belgeselleri izlediğim zaman bilmem kaç maç sonra galibiyet serisine son veren takımdı. Gelmeden önce de, o maç öncesi de belgeselde şeyi yapıyor işte. Bir tane sürekli yanında beraber kalan bir teknik direktör geliyor. Çok zorlu bir maç diyor. Bak bu bana ilk defa böyle bir şey söyledi diyor. Kaç yıldır yanında çalışıyor diyor. Barcelona'dan beri. Var diyorlar. Evet, evet. Ve hakikaten de o maçlarda gene böyle inanılmaz bir mücadele ve 0-0. Şimdi Hudson yaşlı, Patrick Vieira yeni genç. Hudson'ın takımı yaşlı, Patrick Vieira'nın takımı genç. Vieira'nın takımı önde basıyor, farklı bir futbol o. Ama Selhurst Park'ta kazanmak çok zor. Bu Crystal Palace'ın kulüp kültüründen de kaynaklandığını düşünüyorum ben. Gerçekten zaten çok vardır böyle takımlar zaten. Vardır yani. Her ligde vardır bunlar. Sadece Patrick Vieira'ya ve sadece orada işte gençleştirdiği kadroya ve sadece ona değil. Genel anlamda mesela Union Berlin de böyledir. Onun iç sahası da böyledir. Evet, mesela Burnley deplasmanı çok konuşuluyordu yıllar yılı ama ben Crystal Palace'ın çok daha konuşulmaya hak edecek zorlu topaltıya en diş geçirecek takım olduğunu biliyorum. Tamam. Hiç Arsenal'ın şansı yoktu yani. Conte için neler söyleyeceksin? 5-1 kazandılar Newcastle maçını. Beklemediğim en sonunda Newcastle çıkışta son haftalarda iyi oynuyor. Yani böyle böyle şey fark yemesini hiç kimse beklemiyor. Harry Kane gol atmasa da çok iyi oynadı. Ekstra övgü düzdüler ona. Conte de en son bu takımla ilgili olumlu bir şeyler söyledi.
geldiğinden beri hep aklı Manchester'da mı kaldı diye düşünüyorduk. Artık hani baktı ki yani sonuçta Harry Kane ve Son var. Tabii bunların bu takım ikisi, da iyi bir takım abi. Tabii kimse her şeyin dışında. Yani. Ve Kulusevski'yi de sen aldın. Bergwijn'i. Yani ben zaten Conte'nin pes etmedi Conte de hep alıştı ya. Alışkanlığının dışına çıkmaktan zorlanıyor Conte, Antonio Conte. Yani tamam Newcastle'ı geçiyor 5-1. İyi bir takım. Ve onunla oynamak çok zor. Muhtemelen 1-2 sürpriz de yapacaktır. Ama City'de ama gel gör ki ikilinin arasına üçüncü evet, olarak giremeyeceğini biliyor. Giremeyeceğini biliyor. Yani geçemeyeceğini daha biliyor. Ne kadar gider ya böyle. Liverpool'la City. Yani bu ikisi zirvede daha uzun yıllar yalnız kalacak gibi gözüküyor. Ama şöyle, yani mesela United dünya para harcadı abi son 3 senede, 4 senede. Doğru. Bak doğru bir giremiyor yerde, kafayı sokamıyor. Bak ileride yani. Girecek olan bir şey söyleyeyim ben sana. İleride Arteta girer. Çünkü Premier Lig zor bir lig. Klopp Guardiola çok başarılı. Klopp ve Guardiola ama çok daha bunların da ötesinde bir daha bir tık daha işleri zorlaştıran bir şey varsa bunların ikisi de 5 yıllık bir planlamanın sonucu geldiği noktalar. Tabii çat diye olmadı yani. Yani. Dünden geldiyse yani. Geldiyse ne 3. oldu. Leicester City şampiyon oldu City'nin olduğu doğru, yerde. Doğru. Liverpool'un olduğu yerde ilk yıl neler yaşadı? Doğru. Swansea City'lere neler kaybetti. Ama bir yol aldılar. Geçen çok alakası bir şey söylüyorum sana. Semih Saygıner biliyorsunuz bilardo'da dünyanın en iyisi. Türkiye'nin tartışması en iyisi. Büyük bir şey. Tanışma şansına sahip olduğum İzmir'deki şeyinde. Ne diyor biliyor musun? Benim başarım diyor. Bir yol alma başarısı diyor. Bir konu hakkında diyor. Önemli değil diyor. Bu bilardo olur, başka bir şey olur. İngilizce öğrenmeye çalışıyorum. Her gün bir kelime öğren. Bak bakalım bir yılda ne oluyorsun diyor. Doğru. Atıyorum başka bir şey mi yapmak istiyorsun? Süreç içerisinde bir konu hakkında yol almak büyük bir başarıdır. 4-5 yıl doğru yolu tutturduğunuz andan itibaren hem Guardiola kadar iyi olacaksın. Kafa olarak, teknik direktör olarak. Hem o kadar iyi oyuncular olacak. Hem de 4-5 yıl oyuncuların şimdi gelişimi olacak, bütçen olacak. Her şeyin oturtmuş bir Liverpool City var. Tabii. Bunlarla baş etmek istiyorsan bir tane mesela Erik ten Hag aldı Manchester United. Seneye göndersin. Arteta'yı da gönderebilirdi Arsenal'a. Ben gönderirdim. Ben gönderirdim zaten. Tabii. Ben o kadar başarılı. Yani yol almış iki tane çok üst düzey teknik direktöre karşı tabii. Seneye de üçüncülükten öte şansı yok. Tabii. Bunu kabul etmek zor bugünden oldu. Bugünden yarına değil 4-5 sene sonrasına projeksiyon çizeceksin. Ben Conte'nin neden rahatsız olduğunu söylüyorum yani daha çok. Yoksa Conte zaten bu ligde Tuchel'le kafa kafaya kapışır. Tabii canım. Tuchel'in başına bunlar gelmemiş olsa o da ayrı bir konu bu arada Tuchel'le. Tuchel demişken oraya geçelim. Brentford'a 4-1 yenildiler. Birazdan konuşacağız hafta içi Şampiyonlar Ligi fikstürünü. Real Madrid maçı öncesi Chelsea taraftarını tedirgin eden bir sonuç bu. Çok şanssız bir dönemden geçiyor Tuchel. İşte eşiyle ayrılık süreci var. Tabii Abramovich yani. Gitti. Kulübün ne olacağı belli değil. Üst üste gelir mi her arka şey? Arkaya sakatlıklar yaşıyor takımında. Önemli oyuncularda falan. Ta bu iş Lukaku'nun röportajıyla bir başladı. Değil mi? O günden bu yana hiç problemsiz bir zaman geçmedi Thomas Tuchel için. Ve Chelsea için. Üstelik geçen sene çok üst düzey bir başarı elde etmemiş olmasına rağmen her şey ne kadar iyi gittiyse geçen sene üst üste burada da maalesef şimdi yani şanssızlık yaşıyor. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın kurbanlarından birisi oluyor. Tabii. Kulüp şu anda bambaşka bir yere seriliyor. Taraftarlar vesaireler. Hiçbir suç olmamasına rağmen ne oyuncular ne oradaki insanlar. Tabii canım. Savaşı bunların destekleyen bir tarzı yok. Şimdi bunun üzerine işte zaten bence Lukaku ile bir türlü giderilemeyen problem. Ben bugün yarın oynanacak o maç galiba. Real Madrid maçında bir Lukaku ilk 11'i bekliyorum. Emre Can'la da onu konuştuk. Ama bir de bu tarz Şampiyonlar Ligi maçlarından önce bu tarz mağlubiyetler hep olur. Evet evet. Puan kayıpları olur. En güzel zamandır. Kim ki o maçı çok önemseyip kendinden o kadar da emin olmadığı zaman. Yani 1-0'dan sonra maçı bitirmek istediler ama Brentford'un çok puana ihtiyacı olduğu için ve yakaladı mı da ve Eriksen'in de geri dönüşü. Yani ona pişman çok seviyorum. Mıdır Inter? Yok ne yapabilir ki yani o şeyde o görüntüleri yaşamış her insanın bir daha kendisinde o riski almak istemeyebilir. Anlatabiliyor muyum? Ben hak veriyorum. O Eriksen konusunda hepimiz çok ciddi bir şekilde hırpalandık. Tabii canım çok etkiledi. Bir daha yaşanma. O zaman mesela böyle bir şey olsa niye Inter futbol hayatında ciddi bir tartışma tabii, konusu olabilir? Tabii bir de o olurdu. Doğru. Bu kişinin alabileceği sorumluluk ama kulübe de büyük getiriyor.
Böylece kulüp değil de kişi almış oluyor daha çok. Inter demişken Serie A'ya geçelim. Bir de Serie A'daki şampiyonluk yarışına. Ben maçı abi, çünkü çok az yani özetlerini izledim falan. Sen ne diyorsun? Ben, Hakan'ın penaltısıyla beklemediğim şekilde Juventus kaybetti. Yani ben Juventus'un en azından beraberlikle çelme takacağına emin gibiydim. Inter'e yani bir 3 puan beklemiyordum. Ama Juventus'la ilgili şunu söyleyeyim. Juventus'a iyi oynamak yaramıyor Allegri'ye. Juventus iyi oynadığı maçların hepsini kaybediyor. Juventus kötü oynadığında klasik Allegri bol oynadığı zaman kazanıyor. O maçta öyle bir maç oldu. Yani Juventus kötü bir futbol oynamadı. Ama Inter çok büyük. Yani kalan fikstürde, seninle konuşuyorduk burada. Kalan fikstürdeki en zor deplasmanını geçti Inter. Tabii. En zor deplasmanını geçti. Milan dün puan kaybetti Bologna karşısında. O maçı izledim. İnanılmaz panik oynuyor Milan. Yani İbrahimovic bile acayip panikliyor yani. Brahim Diaz'ın ne yaptığı belli değil. Rafa Leao panik yapıyor. Tonali dışında başı kesik tavuk gibi koşuyorlar yani. Hemen gol olsun. Ya daha 10. dakikada panik başladı Milan'da. 30, o çok enteresan. 33 şut çekmişler 7 isabet. Evet. Yani şeyler rezalet ya. XG'leri falan yani gol beklentisi 2.63. Evet. Yani bu şu anda nedir o? Puan durumunun bu noktada olduğu yerde 67. Puan durumu bu noktada Orhan seninle konuştuk. 66 son Napoli. Hafta, tabii. Inter'in bir maç eksik. 63 kazanırsa o da 66. Onu bıraksan enteresan olan eğer Juventus yenmiş olsaydı 62 puan. Tabii o da 62 oluyordu Juventus'ta. Artık Inter'le bir puan şampiyon olurdu buradan. Bizim bildiğimiz Juventus. Ama şöyle Napoli çok şanslı bir maç kazandı. Ben anlattım o maçı. Atalanta Napoli maçını. Bir inanılmaz gol. Bir şey ya iki kere geldiler. İlk yarı 2-0 bitti. Bakmışsındır maça. Atalanta dünyaları kaçırdı. Yani Miranchuk girmese Atalanta gol de atamayacaktı yani o ikiciyle o kadar şey. Napoli çok sessiz ve derinden gidiyor. Şampiyon olursa şaşırmam. Ben burada İtalya'daki bu şampiyonluk yarışında Milan'ın her ne kadar şampiyon olmasını istesem de en son en zor Milan'ın işini görüyorum Orhan. Senle daha önce de baktık. Roma ile oynayacak, Empoli ile oynayacak, Verona ile oynayacak, Sassuolo ile oynayacak. Hedefi olan takımlarla oynayacak. Çok Torino çıkış yapmış Genoa, Lazio, Fiorentina, Lazio, Verona, Atalanta, Sassuolo. Saysana son 5 maçı. Lazio, Verona, Fiorentina, Sassuolo, Atalanta. Çok zor abi. Çok Milan'ın zor. Buradan yani Orhan demiştin ki 3 hafta önce son 4 haftaya 6-7 puan önde girmesi lazım Milan'ın demişti. Burada işte kazanmış olsa ama Bologna'yı yenemedin işte sen. Evet. Yani. Ve Inter'in ve Napoli'nin fikstürü çok daha kolay Milan'a göre. Hatta en iyi Inter. Tabii. En iyi Inter. Yani bir Roma'yı geçtikten sonra aynen. Bak takımları söylüyorum. Spezia, iptal edildi o. Spezia. O şey Inter, maçı, erteleme maçı. Spezia. Evet, evet. Inter, pardon, Udinese. Bak Spezia, Udinese, Empoli, Cagliari, Sampdoria takımlara bak. Bir Roma var burada güçlü. Roma'nın da biliyorsun Bodo Glimt'le... Pardon, şu anda bu hafta Verona var, Hellas Verona. Verona. Bunu geçerse puan çok zor kaybeder. Roma ile Bodo Glimt eşleşmesi arasında oynayacak. Orada bir 5-6 yerse yine dengesini bozar Roma'nın Bodo Glimt. O yüzden Roma'da bakalım neler yaşanacak. Evet, Serie A'da nefes nefese devam ediyor şampiyonluk yarışı. Onu konuştuk, ana yemeğe geçelim Bundesliga'ya. Ana yemekte devam ediyoruz. Ana yemekte canımız Bundesliga'yı konuşacağız. Tavuklu Macar kebabı var. Hem sağlıklı hem çok lezzetli gözüküyor. Hemen Bundesliga'yı toparlayayım. Benim gözüm evet, benim de. Burada. Bundesliga'yı biraz hızlı konuşabiliriz bu hızlı durumda. Hızlı konuşalım. Ben Bayern'le başlamak istiyorum. Aslında haftanın maçı Leipzig-Dortmund ama şu kural hatası meselesinden. Şöyle bir şey oluyor izlemeyenler için hatırlatalım. Bu arada Freiburg çok iyi bir ilk yarı oynadı. Ben maçı izledim. Bayern karşısında. Streich gerçekten çok büyük hoca. Bir kez daha acayip saygı duydum. İlk yarı yönde de tamamlayabilirdi. İkinci yarıda tabii Gnabry girince iş çözüldü. O ayrı mesele. Ama bir olay var. Koman'ın çıkması lazım. Koman çıkmıyor ve sahada 12 kişiyken tamam. Bayern Münih. Asıl şöyle ben anlatayım istersen. Anladım. Şimdi Kathleen Krieger'in var. Şey, kaç yıldır kadın team menajeri, takımın menajeri aynı zamanda. Bütün bu işleri Bayern Münih. Evet, Bayern Münih. Çok da ünlüdür. Birkaç kere bazı yerlerde. O şöyle bir hata yapıyor. Koeman biliyorsunuz eskiden 29 numarayı giyiyordu. Sonra 11 oldu. Evet.
Sabitzer'le değişeceği zaman o anda Süley'le de Tolisso değişiyor galiba. Sabitzer'le Kovman değişecek. Kovman'ın eski numarasını veriyor. 29 numara kalkıyor. O kalmış aklında. Evet, Kovman da görünce onu sallamıyor tabii. Ben değilim diyor yani. Tamam mı? Ben değilim diyor. Sabitzer içeri giriyor, Kovman içeride kalıyor. 12 kişi kalıyorlar sahada. Dolayısıyla bir yaklaşık 20 saniye ya da 25 16 saniye. 16 saniye falan. 16 saniye mi? Aynen. 12 kişi oynanıyor. Hakem hemen anlayınca durduruyor, çıkarıyor vesaire. Ve işin garibi, şimdi temas var. Yani Kovman orada topa dokunuyor. Değil, ama sonuçta, ama sonuca sonra, etki etmiyor. Şimdi burada asıl problem, asıl tartışma yaratan konu şu. Hepimiz Christian Streich'i tanıyoruz. Yani. Bu maç Bayern Münih hakkıyla kazandı. Tabii 4-1 ezdi geçti. Ezdi geçti. Yani zaten Freiburg kazanamıyor. Çünkü Freiburg oyun oynayan bir takım olduğu için Bayern Münih ezelden beri yani 40 yılda bir galibiyeti falan ya var ya yok Bayern Münih'in son 30 maçta. Şimdi ve... İtiraz eder mi? Etmez mi tartışması? Ettiler itiraz. Ama onun üzerine basa basa kulüp yönetimi, sportif yönetim bu kararı verdi dedi. Yani Streich değil. Streich değil tabii. Yani sonuçta bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Yani ne karar çıkacak? Abi Bayern Münih bekliyor ki bu 4-1 skorun tescil edilmesi, bir para cezası veya başka bir şey. Ama bence kural hatası, ama ben maçın tekrar edileceğini sanmıyorum. Çünkü ben de Almanya'daki neden biliyor musunuz? Hayır. Geleneklere bakınca. Aynen öyle. Yıllar önce bir Nürnberg Bayern Münih maçı oynadı arkadaşlar. Thomas Hell, yani hiç unutmuyorum, çok komik, böyle bir gol attı. Gol değil. Direğin yanından gidiyor. Filedeki yırtıktan kalenin içine giriyor galiba. Öyle bir şey. Veya kaleye bile girmiyor ya o top. Hakem gol veriyor onu. Sonra, çünkü direğin yanından çıktıktan sonra kaleci alıyor. Kaleci oynuyor topla. Garip fantom gol. Yani hiçbir şekilde kaleye girmeyen topu gol verdi. Ve Nürnberg o maç 2-1 kaybetti. Daha sonra, hatta hiç unutmuyorum, ben Nürnberg'de yaşadığım için aynı zamanda sezon bitiminde Nürnberg İşte itiraz etti, o maç tekrarlandı. Bu sefer Nürnberg 5-1 yenildi. Düştü kümede zaten. Yani avaraj da etkiliydi yani küme düşmesinde. Demek istediğim şu, daha kötü oldu. Ama UEFA'nın o dönem yaptırımı nedeniyle o dönem buna çok itiraz etmiş. Yani bir kere Almanya bunu yapıyor, maç tekrar ettirmeyi. Ben şaşırdım. Üstelik çok haklı bak. Verilmeyen, out'a giden golü gol veriyorlar. Mesela daha sonra Stefan Kiesling'in Leverkusen'de attığı fantom gol var. Hiçbir şekilde gol değil, gol aynen, veriyor. Aynen. Onu bile tekrar ettirmediler, bunu da tekrar ettiremezler. Ama nasıl bir yaptırım olur? Mesela şöyle bir karar çıkması, 2-0 hükmen mağlup, örnek veriyorum. Yani ben beklemiyorum ama hani... Çünkü buna kafamı, dair net bir şey yok, kural benim yok. Benim kafamı karıştıran şu oldu, ben İngilizce spikeri dinledim. İngilizce spiker dedi ki yani daha önce benzer olaylarda itiraz edilip hükmen mağlubiyet kararları çıktığı oldu dedi. Yine olursa şaşırmam dedi. Burada ben ama şaşırırım. Evet, yani. Bilinç yok. Ben ama şuna şaşırdım ha. Freiburg'un itiraz etmesine, Alman geleneğinde, kültüründe yok böyle bir şey yani. Hak etmediğim bir şey. Yani Koman alıp oradan zaten, topu gidip gol atmadı ki. Tabii ki. Herkes biliyor zaten. O yüzden mesela Sport Bild bunu test etmişler. Sizce itiraz etmekte haklı mıydı değil mi diye. %53 evet demiş. Yani %47 itiraz etmemesi gerektiğini düşünüyor. Bence yani Alman yani, geleneğine hiç Alman uygun bir şey değil. Christian Streich'a uygun değil bu. Tabii Streich'a %100 uygun değil yani. Yani sen bu maçı oradaki değişiklik, kural hatası kimse bilerek yapmıyor. Bir de hatanın nereden kaynaklandığını da belli. Yani Kovman'ın eski forma numarasını aynen yazıyor. Kovman 11'i görse çıkar zaten direkt. Bir hata şeyin, Catlin'in bir hatası kısacası. Ama aynen, itiraz edilmeli mi? Ha şimdi düşmeye oynarsın, edersin. Şampiyonla oynarsın. Ben düşme oynasam da bilmiyorum. Edilmez ya. Genelde Almanya'da edilmez. Türkiye'de yani Almanya'da, her türlü edilir de. Geçelim bizdeki olaya. Türkiye'deki de. Beşiktaş itiraz etti. Kural hatası nedeniyle. Pozisyon da geri pas pozisyonu. Evet. Oradaki geri pas pozisyonunun yanlış kullanılması. Şimdi maça skora tesir etmedi diyorlar da. Gol olabilirdi cepheden kullansa. Tabii ki. Bu da skora tesir etmektir aslında. Yani. Ya, abi çaprazdan hiç şansın yok ki. Yukarıda biliyorsun öyle pozisyonlarda zaten iyi bir hakem nasıl... Hakem herhalde yaşı yetmiyor. O tarz pozisyonların hepsinde kaleye 11 kişi dizilir ya biliyorsun yani. Tabii. Kalenin içerisinde. Aynen. 5,5 metre bir mesafe olduğu için. Yani iyi vuran gol. Net gol yani. Ama yani böyle ayak içiyle 90'a doğru... Tabii, mevzalda iyi vuran bir adam. Sonuçta. Tabii canım yani. Oradan atmaya çalıştı. Tekrar edilir mi sence? Yok ya.
Öyle bir karar. Fenerbahçe'nin başkanı yok. Yani Trabzonspor'un... Yani. Ortalık zaten her yerde bomba bizde, var Fenerbahçe'nin. Bizde öyle saçmalıklar oluyor ki. Ya buna... bizde nelere itiraz edildi ya. Bu yine en haklı mantıklısı. Haklı, itiraz da haklı. Bu yine en mantıklısı. Hata mı hata? Kural hatası var burada. Yeniden oynanırsa da kabul... benim itirazım evet. olmaz. Bir... çok güzel maç oldu. Murat yani. Fevzi Tanır diye okumuştum Hürriyet'te. Şöyle yazıyordu da. Yani eğer gol olsaydı maç tekrar edilirdi. Yani direkt etkilemiş oluyorsun sonucu. Bence böyle de sonucu etkiliyorsun. Evet. O ayrı bir konu. Ama neyse diyelim artık. Ona bir bakmak lazım. Yani... geçelim Leipzig Dortmund maçına. Yani... daha önemli bir bomba var orada biliyor musun? Yine klasik Dortmund. Daha önemli bir bomba var orada. Hummels'in maç sonu röportajı. Bizde diyor, yani nasıl söylesem diyor, belki bu söylenirim bilmiyorum ama şey eksik diyor. Şey diyor, taktik. Marco Rose. Ve Hummels bir teknik adam hakkında bir açıklama yaptıysa genelde... yok, en son gönderdi ama şöyle bir şey. Hummels kendine baksın derim ben. Tabii, %100. Yani bu bir. İkincisi, tam %100 böyle demiyor. Yani bunu demeye getiriyor. Taktik de kelime ağzından çıkıyor. Ama şunu söyleyeceğim. Ah ah, Favre'nin ahını aldık. Favre'nin en azından bir standartı var. Tabii canım, bir kere yani stratejisi var adam. Ben sen hep diyordun. Ama Marco ben gel, Rose, evet. Bu maça diye. Çok iyi hazırlanabilir ama sezonu nasıl koşacak ben göreceğiz. Evet, görecek. Mesela Tuchel de Mainz'teyken böyleydi ama iyi kadroyu bir kurdu. Bak, Tuchel Chelsea'ye gelmeden önce ben video çektim Esport'ta. Tuchel değil ya. Evet. Kazanıyor şeycidir. Yani seri yakalar. Evet. Klopp'un röportajını okuyup kazanma makinesi diyor. Sonuç alma makinesi diyor Chelsea'ye. Çok iyi futbol oynadığından falan bahsetmiyoruz. Sonuç alma makinesi. Yani bir koyacaksın böyle ev sahibi, üst deplasmanı ev sahibi. Bunu Gladbach'ta hiçbir zaman başaramamış. Üst üste bir 8 galibiyet. Şimdi bir öyle oluyordu Gladbach'ta, bir de yerlerde sürmüyordu. Bunun Gladbach'ta kötü takım diye mesela... tabii canım. Bak, örnek veriyorum. Wolfsburg'taki Glasner seri yakalar, öyle bir takım. Hı hı. Ama Rose'nin inişleri ve çıkışları çok oldu Bundesliga'da. Dortmund'da da oldu. Kupadan elendiler. Şampiyonlar Ligi'nde ilk defa gruplardan çıkamadı. Fecaat bir yönetimi vardı Şampiyonlar Ligi'nde. Çoğu maçını anlattım. Hepsini izledim. Felaket bir kenar yönetim vardı. Bu Leipzig maçında da arkadaş sen Emre Can'a nasıl almazsın ya devre arası oyundan? Ya da ikinci yarıya nasıl zaten bir hamle yapmadan başlarsın? Emre ile ilgili şunu söyleyeyim. Emre Can da 2020'lara kadar sözleşmesi olsa da bu can sıkıntı hatalarından dolayı gönderilmek isteniyor. Çok yüksek ihtimal sezon sonu gidecekler arasında yer alıyor. Bu sene Şampiyonlar Ligi'nden eğlenmesinin de sorumlularından çünkü bir değil iki Emre değil. Can'dır. Bir yani. Değil iki değil. Aynen öyle. Çok iyi hatırlattın bak. Emre Can gidecek. Rose için tek kurtarış yönü şu. Sakatlıkları çok olduğu için. Sezon başı özellikle. Sezon başı yeterli doğru kadro verilmediği için. Bir de Haaland tartışmaları ki Dortmund tarafları bıktı. Ne olacaksa olsun sonucu belli olsun. Belli artık, gidecek yani Haaland. O yüzden de Rose'ye bir yıl daha her türlü verilecek. Seneye Rose takım başında ve daha iyi takım kurulacak. Ama bence sakatlıkların da sebebi Rose. Benim demek istediğim şey bu. Bakalım seneye göreceğiz. Seneye tabii umut verici olan Schlotterbeck'te Züle geliyor. Kurtaracak mı? Savunma ona bağlı. Oyuncu tek başına oyuncu değil. Okudun mu geçen hafta? Barcelona Thomas Meunier için çok ciddi bir para önermiş Dortmund'a. Dortmund reddetmiş. Yok canım. İddia mı? Rose mı? Öyle bir şey olsa bilirim. Yok öyle Alman şey. Basınında yok. Ben bunu... Rose iyi yaptığı bir şeylerden varsa sakatlandı bakma. Meunier ve Davut'u bir tık daha yukarıya çıkarmak. Meunier'den acayip bir şey İnanılmaz çıkarttı. İnanılmaz yani. Bak, en iyi yaptığı iş, yani bireysel performansı. Davut'u konuşuyorduk ama hatırlarsın. Meunier ama yine de... prensi olur diyordun sen evet, Davut. Bu sene onu... ama Davut... oldu canım. En iyisilerinden Bellingham, Davut. Evet. Bir zaten taraftarın tepki vermediği tek isim şu anda sevgilisi Bellingham. Tabii. Jude Bellingham. Çünkü Haaland'ın tam aksine ben burada mutluyum, kalacağım, edeceğim böyle güzel güzel şeyler söylüyor. Hatta kızıyor, ediyor diğerlerine de. Tavrı da koyuyor. Tabii. Jude Bellingham sahadaki tavrıyla, saha dışı tavrıyla şu an Dortmund'un en çok sevdiği isimler. Hummels'le beraber Royce anılıyor. İkisini de böyle eski model. Artık sizin döneminiz bitti. Bitti. Gidin çaktırmadan. Kaptana çok büyük saygı olsa da. Dolayısıyla Dortmund gelecekte iyi bir kadro kurulacak. Çünkü bu kadronun Bayern Münih'le şey yapmaya yeterli olmadığını düşünüyor. Daha çok kısa Tedesco konuşalım biraz. Çok iyi bir başarı. Nereden aldı takımı Cesmaç'tan? Evet. Enkaz aldı şimdi yani. Şimdi Spartak Moskova'daki Tedesco'ya bakalım. Bir de bu Leipzig'teki ve hatta Schalke'deki Leipzig'e. Bak. Keza başka Schalke'de bir şey. Schalke'de de 4 demişti değil mi Dortmund? Schalke'de evet. Bir de Schalke'de 4 ikinci oldu. İnanın o takımla evet, bir de yani. O senenin ikincisi oldu. Sonra şeye bakalım.
Jesse Marshall mı? İspanya Milli Takım Teknik Direktörü kim? Luis Enrique. Luis Enrique'nin bir Roma İtalya deneyimine bakalım, bir de Barcelona deneyimine bakalım. Geçen bir Borges'le ben diye kitap okuyorum. Borges ve ben diye çok güzel, çok sevdiğim için. Ve orada bir söz vardı. Budala bir adamın evinde bildiği şeyi bilge bir adam dışarıda dahi bilemez. Tarzı bir şey. Yani adam ne kadar bilge olursa olsun. Budala bir adamın kendi evinde bildiğini budala... Anladım. O kendi evine o kadar hakimdir ki budala bile olsa... Evet, yani budala burada tabii şey, söz dilimi. Şimdi bunun çeşitli örnekleri var çünkü. Yani adam ne olursa olsun kendi ev avantajı, iç saha avantajından bahsediyor. Aynen. İç sahadan kasıt o kültürü tanımak, her şeyi tanımak, kendi evini bilmek etmek. Victor Pereira belki bugün Everton'a aday gösteriyordu Lampard öncesi. İsmail Kartal Konyaspor'a bile aday gösterilmez. 2.2 orta maç başı puan ortalaması. Villarreal Roma ile Şampiyonlar Ligi'ne Avrupa'ya bile gidemedi Luis Enrique. Barcelona ile 6 kupayı da şeyden sonra aldı. Yani Messi, Neymar'ın, Messi, Neymar, Suarez üçlüsüyle. Bunlar, bu iş biraz böyledir. Terzic. Kendi evinde. O onun kültürü, hele ki bir de farklı bir kültürler şey varsa, inanın bana Werner Laurent'ta 1861'de tarih yazdı. Tedesco Almanya'ya geldi. Almanya'da. O yüzden Rusya'daki başarısını ben şey yapmıyorum. Almanya birincisi. Kendi ligi, tanıdığı lig, evet her şey var. Tabii ki İtalyan asıllı olmasında avantajı var ama burada Enerji Kotbus'la başladı. Yanlış hatırlamıyorsam bir 12 maçı vardı Schalke'ye gelmeden önce. Ya inanılmaz bir iş yapıyor. Jesse Marsh mesela hiçbir şekilde ayak uyduramadı ki. Çok geri gitti takım ya. Çok 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 kötüydü. Tabii ki onun da eşinin kanser olması, onun atlatması çok kişisel problemler gibi problemler vardı. Ama en nihayetinde Tedesco'nun başarısı. Tedesco'yu götür, Dinamo Moskova'nın başına koy, yine aynı şeyi yaşar. Bu bütün şeyler için geçerlidir aslında. Hepsi, mesela Premier Lig'e gidersin, Premier Lig dünya kültür ligi olmuş. Adam Burnley'e gitse, Burnley'in ilk 11'ini tanıyor. İngiltere, aynen. İngilizcesi bilin, hepsinin zaten biliyorsun. Su gibi İngilizcesi. Aynen. Kültür çok büyük bir şey değil. Zaten önümüzdeki Hristiyan süreçte... Hristiyan kültürden Hristiyan kültüre geçiş yapıyorlar mesela. Önümüzdeki süreçte Premier Lig'de görebileceğimizi düşünüyorum ben Tedesco'yu. Böyle giderse. Değil mi? Bu böyle başlangıç, böyle tabii gitmesi daha, gerekir daha. Aynen öyle. Ama çok büyük bir, şu anda Leipzig ikinci yarının en iyi takım olarak gözüküyor. Aynen öyle. Çok kısa ligde kalma mücadelesini de konuşalım ama yani Bielefeld, aynen onu haftaya bakalım. Haftaya daha ne? Haftaya biraz, Stuttgart, çünkü çok kısa konuşmak istemiyorum. Aynen. Bir cümle. Tabii. Haftaya kalan maçlara da bakarak, kalan maçlara bakarak tam üzerine konuşuruz. Tatlıya geçelim. Tatlıyla devam ediyoruz. Çok sevdiğim bir bisküvili pasta. Sana da sütlaç. Bunu hemen ben kondum. Senin de bunu çok yemek istediğini biliyorum. Paylaşırız ama sonunda. Tamam hadi. Sorun yok. Hemen tahminler. Hafta içi Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi maçları var. City Atletico Madrid. Ben tamamen ters köşe yapacağım. Ya rezil olacağım ya zirveye çıkacağım. Aha 2. 1 ve üst. 1 tamam da herkes bu maça böyle gol olmaz. Şu 1 ve üst. Anladım, ben de dedim 2 mi diyeceksin. Ben de... KG var diyorum. Atletico Madrid'in gol atacağını düşünüyorum. Vay, KG var. Benim düşünen birisi daha. Kimse düşünmüyor. Benfica Liverpool 2 benim için. 2 ve üst mü? Normalde 3.5 alt diyorum ama bir tık daha ileri getirip 2 ve altta derim yani. Oo, hadi bakalım. Daha çok alt diyorum hatta bu maça. Chelsea Real Madrid. İlk çok yarı 0-0, ikinci yarı gol atan kazanır. İkinci yarı Chelsea kazanır ve 3.5 alt. Alt diyorsun değil mi? Tabii. Kabaca 2.5 alt. Ben de 1 diyorum abi. Hadi bakalım. Villarreal Bayern Münih. Karşılıklı gol var. Ben 2 diyorum buna. Bayern 2 ve kazanacak. Üst. Evet. Frankfurt Barcelona. Karşılıklı gol. İki takım da gol atar. Sonrasında ben böyle çok iddialı bir şey söyleyeyim mi? Çok iddialı değil de yine iddialı. İlk yarı 1.5 üst. Frankfurt Barcelona. Ben Frankfurt iyi savunma yapar ama. Toplamda ben burada da daha çok diyorum. İki takım bir gol atar diyorum. Ve haftanın en keyifli maçlarından birisi Leipzig-Atalanta. Leipzig kazanır ve üst diyorum. Ben de üst diyorum. West Ham Lyon. Bu da en zor yani. Bir diyorum ama. Alt diyorum ben de. Alt değil mi? Alt da olur. Orhan, ağzına sağlık. Eyvallah. Bu haftada noktalıyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.